Almaya gitti. Hatta etleri de sana bırakıyorum. Biberiye ve çok sen güzel kekik vardı. Sen bahçenin ne güzel tadını çıkardın bugün ya. Yani gerçekten. Boşuna sana fırın yapmak onlar? Lazımmış. Bak, bir dahakine. Patatesli pirzola. 2 adet pirzola, zeytinyağı, 2 dal biberiye, tuz. Patatesi için 3 adet patates, 2 baş sarımsak, 3 dal biberiye, zeytinyağı. Evet, bunun gerçekten kızgın olması gerekiyor. Çünkü o dediğim gibi, o hani lezzetli gözüken karamelize olmuş böyle et vardır ya. Evet. Harika. Bırakalım. Sese bak. Dinlenmiş et her zaman daha iyi diyor. Bütün et pişirenler. Eti mutlaka özellikle kasabınızdan dinlendirilmiş olarak alın. Zaten o zaman yine 1-0 öne geçiyorsunuz. Bence patateslerimiz pişmiştir. Ben size onları çıkarıyorum. Tamam. İzninizi istiyorum. Oh! Muhteşem. Mis. Şuraya aldım. Şimdi o bütün kalan sarımsakları attım ya ben buraya. Evet. Süs olsun diye değil. Bunu şöyle bir şey yapacağız. İnanılmaz lezzetli oluyor. Ben daha bir 2 senedir falan yapmaya başladım bunu. Hı-hı. Şuradan bir makasla keseceğiz. Ben size çıkardım. Ondan sonra güzel bu patateslerin hepsini. İçindeki püre gibi oldu çünkü o sarımsak. Keseyim mi? Lütfen. Biraz daha mı? Biraz daha. Zaten o güzel suyu falan akıyor ya. Hmm. Onların hepsini kullanmak lazım. Şöyle sıkabiliriz. Böyle alıyorum. Elimizle yanmaz. Böyle şey yanmaz. İyice kızartmamız lazım. Tamam. O renk sonrasında için da dilimlemek istiyorsun. Dilimlemek için de 10 dakika beklemek gerekiyor diyor şefim. Mutlaka ve mutlaka. Bakın eti pişirmeden önce bir kere oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor. Pişirdikten sonra da mutlaka ve mutlaka bir dinlendirmemiz gerekiyor eti. Bir de ben şöyle bir Afrika'da öğrendiğim bir numara. Bunu böyle fırça gibi yapıyorsunuz taze otları. Ondan sonra bu fırçayla bütün etinizin üstüne şöyle güzelce buluyorsunuz. Ne kadar güzel bir yöntem. O sarımsaktan kaldı mı, evet, o kabuklarından? Tabii. Şöyle güzel şu güzel tereyağından bir kaşık. Bir kaşık lütfen. Üstüne koyalım yarısını. Şöyle. Oo. Ay, yağ konusunda cömertsin, cömertlere fark ettim. Bayılıyorum ama yani. Fark ettim. Sade yağıyla falan aran nasıl? Çok, bilir misin? Çok kullanıyor severim. Musun? Hı, ben de çok severim. Aslında vardı da bir bidon. Mis gibi de kokuturduk yani. O da olur muydu? Sade olurdu yağ tabii yakışır ki. Mı? Mis gibi olurdu hem de. Şimdi bu tereyağı buradan eriyecek. Nokta şu andan itibaren bunun dinlenmesi. Hatta şöyle bir kural vardır. Yani bu yapılması gereken. Eti ne kadar dakika pişiriyorsanız pişirdikten sonra o kadar dakika bekletin. Ya. Ondan sonra dilimleyin diye. Ki içi tam o istediğimiz güzel pembe olsun ve kanı gitmiş olsun. Süper bir püf noktasıydı. Biz seninle ne yapalım biliyor musun? Güzel terledik. Hem burası da bir havalansın. Ortalığı. 5 dakika şu koltukta keyif yapalım. Hadi. Burası da sakinleşsin. Etimiz de dinlenmesin.